biz oraya bir park yapıyoruz. Evet. Yeşil böyle. Evet. Çocukların oynayabileceği bir yer yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla burada çocukların hepsi toplanacağı yer orası olacak. Orası olacak. Tamam. Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu, mahalle gezilerini Altındağ bölgesinde yer alan Çamkule Merkez ve Zafer'de sürdürdü. Yazın ne planlıyorsun? Sana burada bir yüzme havuzu olsa yüzmeye gider misin? Olur mu? Tamam işte bak gördün mü? Ziyaretlerine Çamkule Mahallesi ile başlayan Başkan İdu, ilgili başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Muhtar Hüseyin Şimşek ile birlikte Bornova Belediyesi'ne ait tesisleri ve alanları inceledi. Belediye yani sizin sıkmada. Park oturma yerleri gibi o, bir şey mi? Evet öyle bir şey yani. Böyle, ha, burayı da biraz genişlettim. Şurada biraz bir topla gelin. Haftanın bir günü açılan Çamkule Pazar yerinin daha etkin kullanılması gerektiğini ifade eden Başkan İdu, düğün salonu ve spor tesisleri ihtiyacının pratik çözümlerde burada karşılanabileceğini belirtti. Spor yapınca, pazar günü boş burası. Hazır sana bir çift olacağız. Gel, park ve spor tesisi yapılabilecek alanları gezen İdu, vatandaşların talep ve şikayetlerini de dinledi. Yeşillendireceğiz, ışıklandıracağız. Çocuklar için bir park yapacağız. Ne güzel, Allah razı olsun. İnşallah en kısa zamanda. İnşallah, kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ederiz. Başkan İdo'nun ikinci durağı Merkez Mahallesi oldu. Muhtar Cemil Aslan'dan mahallenin taleplerini dinleyen Başkan İdo, eğitimin önemine dikkat çekerek Bornova Belediyesi'ne ait binada mutlaka Belgem'in şubesini açacaklarını söyledi. Az önce söylediğim gibi. Ufak, orada. İşte o top sahasının olduğu yer, dediğim yer. Yok orası. Vatandaşlarla da bir araya gelen İdo, bölgede düğün salonu, pazar yeri, spor salonu ve kreş ihtiyacının olduğunu vurguladı. Ben 12 ay spor yapılsın istiyorum. Yağmur yağdığımı yapamaz kimse. Evet. Yürüyorlar mı? Hem yürüme yolu hem şeylerin aletleri. Daha sonra Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Tek'i ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdo, Altındağ Rekreasyon Alanı'nda incelemelerde bulundu. Basket sahası gibi herkes oynasın. Ücretsiz. Bornova'mız Altındağ'ın yüksek kesimlerdeki mahalleleriyle İzmir Körfezi'ne açılıyor diyen Başkan İdo, 3 mahalleye de çok yakın olan rekreasyon alanını bölge sakinlerinin tam anlamıyla yararlanacağı bir yer haline getirmeyi planladıklarını söyledi. Burada basketbol sahamız var. Var bakalım. Öbürünü yenileyememiştik, orası kaldı. Doktor Mustafa İdo, Bornova'nın seyir teraslarından biri olan alanın içerisinde pazar yeri, düğün salonu, restoran ve otoparkın yer alacağı bir tesis yapmayı planladıklarını ifade etti.